filtreler ve equalizer efektleri ile çalışma. Audition programında yerleşik grafik equalizer ve equalizer temelli efektlerle filtreleyerek sesinizdeki farklı frekansların vurgusunu arttırabilirsiniz. Düşük frekanslarınızı arttırabilir, daha fazla bas verebilir ya da yüksek frekanslarınızı kesilme olmadan düşürebilirsiniz. Böylece kötü bir kaydı düzeltebilirsiniz. Equalizer efektleri filtrelere başvururlar. Çünkü frekansların tümünden ziyade belli frekansları filtrelerler. Örneğimize bakalım. Dinleyelim. Bu parçayı bir önceki dersimizde sıkıştırmayı anlatırken kullanmıştık. Burada bahsedeceğimiz bir mesele daha var. Bu ıslık sesidir. Islık bazen insanlar konuşurken ya da şarkı söylerken oluşan sert sözlerdir. Bunlar S sesini söylerken çıkan seslerdir. Tekrar sesimizi dinleyelim. Sing real loud. Buradaki S seslerindeki sertliği düzeltmek için bazı frekansları filtrelemek gerekir. Bu DSS yani S azaltma olarak adlandırılır. Bu filtreyi favoriler menüsünden bulabilirsiniz. Bu işinizi otomatik olarak yapacaktır. Equalizer'ları kullanarak bunu elde düzeltebilirsiniz. Efektler menüsüne gidelim. Filtre ve Equalizer seçeneğine gidelim. Burada farklı Equalizer seçenekleri görebilirsiniz. 20 Band Equalizer, 10 Band Equalizer, 30 band equalizer 30 band equalizer daha fazla kontrol imkanı verir. Ama bazı projeler için 10 band ve 20 band equalizer'lar daha uygundur. Hepsi aynı şekilde çalışmaktadır. Burada bulunan kaydırıcıları yukarı ya da aşağı doğru sürükleyebilirsiniz. Her kaydırıcı frekans için ses kontrolü gibi çalışır trompet sesimizin daha güçlü olmasını isteyelim. Tekrar dinleyelim. Çok kuvvetli değil. Bunun için 20 band equalizer'ı açalım. Daha fazla kuvvet için 3K, 5K aralığından frekansları artırmamız gerek. Tekrar dinleyelim. farklı duymanız için biraz abartalım. Bu çok fazla. Biraz azaltalım. Farkı duyuyor musunuz? bu S sesindeki sertliği azalttı. Bu örnek bize ekolayzerların bazı frekansları güçlendirmek için nasıl kullanılacağına örnektir. Önceki dosyamıza dönelim. sıklık S seslerini bastıralım. Bunun için ilk kısmı seçelim. Bu band Equalizer'ı kullanıyoruz. Islık sesi her kişi için farklıdır. Burada 5 8 frekanslarını düşürerek başlayabiliriz. Eğer bu frekansları arttırırsak, S ıslık sesini duymaktayız. Tekrar varsayılan ayarlara dönelim. Bunları aşağı kaydıralım. Sometimes I sing real loud. Sometimes. Açıp kapatarak farkı dinleyelim. Sometimes I sing real loud. Sometimes I sing real loud, Sometimes I sing real loud. Sometimes I sing real loud. Sometimes, I sing real loud, sometimes... ıslık artık yok. Efekti uygulamadan kapatalım. Bir diğer yerleşik efektimiz de FFT filtresidir. Efektler menüsünde filtre ve equalizer'a gidelim. FFT filtresini görmekteyiz. Hızlı Fourier dönüşümü manasına gelir. Bu filtre frekansları ayarlamak için bir algoritma kullanır. Frekansı ayarlamak için sanki lastik band gibi olan bu mavi çizgi kullanılır. Frekansı aşağı ya da yukarı sürükleyebilirsiniz. Bu filtre ile Equalizer'dan daha doğal ses elde edebilirsiniz. Ayrıca çizginin üzerine tıklayarak noktalar ekleyebilirsiniz. Ayrıca FFT filtresi içinde daha önce de gördüğümüz gibi ön ayarlar vardır. Bu ön ayarlardan istediğinizi seçebilirsiniz. Örneğin telefon ahizesini seçelim.

Sometimes. İsterseniz bu çukurun etrafındaki tutamaçları sürükleyebilir ya da kendiniz nokta ekleyebilirsiniz. Bu eğriyi biraz daha aşağı sürükleyelim. Farkı duyuyor musunuz? Bu ses sesindeki sertliği azalttı.